Müsaadenizle sevgili muhabir arkadaşım, İzmir'de lütfen. Yangın adresinde Onur Mahallesi'ndeymiş. Nermin'e bir dönelim. Nermin, neredesiniz şu anda? Biz sabahtan bu yana anlatıyoruz ama İzmir'deki son durumu senden dinleyelim. Etrafın yıkık dökük. Bunlar yangının eseri midir? Evet Gökhan Kayış, Bayraklı'dayız. Bayraklı Onur Mahallesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz bu yıkık döküklükte evet tamamen yangının etkisi. Biraz size burayı da göstermek istiyorum. Şimdi karşı yakada çıkan yangınlar Bayraklı'ya doğru da sirayet etmişti. İşte en çok etkilenen bölgede burası, yani Onur Mahallesi oldu. Zaten yangınlarda da boşaltılmıştı bu bölge. Ama evinde kalanlar, yangınları, alevleri görenler de söndürmeye çalıştı. Ne kadar başarılı oldular bir bakalım. Şimdi yangınlar kontrol altında diyoruz en azından karşı yakadaki için, ama işte geriye bıraktığı manzarada bu ne yazık ki. Şimdi göstereceğim size biraz evleri de. Hemen Gencer Keten göstersin. Bakın karşımda bulunan bu ev. Aman Gencer dikkat et. Karşımda bulunan bu ev tamamen alevler yüzünden bu hale geldi. Yani bu bölgede bir deprem olmadı. Alevler evlerin içinde eşya dahi bırakmadı. Biz buraya baktığımızda bir koltuk iskeleti dahi göremiyoruz. Bakın hemen yan bölgede yastıklar var. Gencer Keten gösteriyor, muhtemelen burası bir evin, bu evin yatak odası kısmıydı. Ama şu anda gördüğünüz gibi yatan iskeleti dahi neredeyse yok. Hepsi kül olmuş durumda. İşte çatısı vardı bu evin ama o çatı alevlerin de şiddetiyle tamamen yere indi. İşte bakın bardaklar görüyorsunuz. Burada bir çorba, porselen çorba tenceresi var. Burada bir tabaklar var. Yani burası bir mutfak da aslında. Ama o mutfağın tezgahından dahi bu bölgede eser yok. Şöyle gidelim, salon olduğunu tahmin ediyorum buranın. Ama gördüğünüz gibi bir koltuk iskeleti, bir masanın izi dahi yok bu bölgede. Çünkü yangınlar gerçekten bu bölgeye o kadar şiddetli sirayet etti ki işte evlerin çatıları dahi yere döküldü. Şimdi biz buradakilerle konuştuğumuzda da şunu anlattılar bize. Biz alevleri gördük, izliyorduk ama neredeyse 15 dakikada tüm köyü sardı dediler. Hemen içinde bulunduğumuz bu evin sahibi alevleri görünce aslında müdahale de etmeye çalıştı. Küçük bir hortumu vardı. Onunla yangına müdahale etmeye çalıştı. Evi yanmasın diye uğraştı. Ama başarılı olamadı. Ne yazık ki kendisi de biraz yara aldı. Yani ikinci derece yanık oluştu. Ve şu anda hastanede tedavi de görüyor. Şimdi ben buranın biraz özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Aslında burası biraz daha gecekondu mahallesi. Ve burada oturan insanlar neredeyse 20-30 yıldır bu bölgede bulunuyorlar. Dolayısıyla buradan gitmek istemiyorlar. Şimdi insanların artık bir talebi de var. Bize ev verin. O talep, bize ev verin. Bu bölgeden de çok ayrılmak istemiyorlar. Yani biz buraya evet bir mahalle diyoruz ama aslında bildiğimiz bir köy var bu bölgede. Hemen Gencer Keten şu karşıdaki evi de göstersin. Bakın o evde tamamen zaten gördüğünüz gibi çevresindeki ağaçlar tamamen yanmış durumda. Ve hemen yanındaki ev de aynı şekilde yanmış durumda. Yine o evde de iki çocuk alevlerden ne yazık ki yara oldu. Yani şimdi Menderes'te bir enerjisi düşürülen ama henüz devam eden bir yangın var. Dediğim gibi karşı yaka yangını kontrol altına alındı dendik ama işte nasıl alındı, geride neler bıraktı onu göstermek burada bizim isteğimiz sizlere. Şimdi biraz daha ilerlemek istiyorum bakın burada, çünkü tek ev bu halde değil aslında bakarsanız. Burada neredeyse 16-17 evin yandığını söylüyor mahalleli. Şimdi buradan ilerlemek de çok zor çünkü dediğim gibi çatı neredeyse tamamen yere çökmüş durumda olduğu için burada aslında depremi de aratmayan manzaralar mevcut. Yani sanki bir deprem olmuş ve bu çatı, bu duvarlar tamamen yıkılmış ama işte gecekondu mahallesi olduğu için biraz da alevlere dayanması ne yazık ki zor oldu. Ama buradaki herkes, mahalleli, o alevleri ilk gördüğünde de hemen evinden çıkmak istemedi. Aslında kendileri de biraz müdahale ettiler ama o evlerden geriye, hemen Gencer Keten şurayı göstersin. Bakın sadece
demirler kaldı. Orada bir yatak var. O yatağın yayı kaldı. Bir elektrikli ısıtıcı var. İşte pencerelere konan o korkuluk var. Sadece burada kalan demirler diyebilirim. Ve o demirleri de burada yaşayanlar hurdacılara veriyor. Ki en azından biraz daha ellerine para geçsin diye. Çünkü evlerde yananlar sadece eşyalar ya da evler de değil. Yananlar kimlikleri, varsa cüzdanları, onlar da kül olmuş durumdalar. Dolayısıyla artık geçimlerini sağlamak için ellerinde kalan birkaç... Burada bir ekonomik yıkım zaten varmış Nermin anladığım kadarıyla. Evet, burası zaten ekonomik olarak biraz daha dar bir kesimin yaşadığı bölge. Zaten dediğim gibi Gecekondu Mahallesi aynı zamanda burası. O yüzden ekonomik olarak da dar bir kesimin yaşadığı bölge Gökhan Kayış. Peki Nermin, bu güzel yayın için, daha doğrusu aslında görüntüler tabii ki korkunç ama mücadelenin için indin çıktın oralarda, bize bu manzaraları tanıklık ettirdin. Çok teşekkür ediyoruz. Yine eğer insan unsuru vesaire bulursan yayınımız saat başına kadar devam edeceğiz. Kulağımız sende. Lütfen haber ver bize. Teşekkür ederim. Korkunç görüntüler. Kolay gelsin vallahi, ne diyeyim. Gerçekten insanlar afet halinde yaşıyor birazdan bazı noktalarda. Bakın, her şeylerini kaybettiler. Yani akşam yattılar hepimiz gibi. Bir şey, yani günlük sıkıntı neyse normal ama hayat devam ediyordu. Sabah bir kalktılar, hiçbir şeyleri yok.